Berçin yeter artık. Ben Aslım'ı seviyorum. Aslım beni seviyor. Bizim tek hayalimiz kavuşup mutlu olabilmek. Ozancığım, bak ben olanı söylüyorum. Lütfen biraz sakin olabilir misin artık? Berçin, bizi ayırmak için oynamadığın oyun kalmadı. Ama artık yeter. Senin zırvalarınla uğraşamayacağım. Defol git buradan. Allah Allah! Ya fotoğrafını çektim diyorum, anlamıyor musun ya? Fotoğraf! Telefonu içeriye almama izin verselerdi sana gösterecektim. Ama izin vermediler işte. Bir dahaki ya sana baskılatıp getireceğim. O zaman inanırsın inşallah. Berçin, senin aldığın nefes yalan. Hayatın yalan. Git buradan. Tamam. Nerede o zaman Aslım ha? Senin o masumluk abiden nerede, ben göremiyorum da. Gelecek. Ha, bekle bekle. Çok beklersin. Söylüyorum sana. Fatih'le birlikte şu anda göl kenarında sefa sürüyorlar. Ne konuştuklarını bile duydum. Berçin! Yeter, sus. Bu ilişkiyi Ozan'a nasıl söylesek diye düşünüyorlardı. Uygun bir zaman olsa da Ozan'a bu gerçekleri açıklasak diyorlardı. Mehmet abi! Mehmet abi! Al şu kızı başından! Fatih Aslım'a teselli veriyordu biliyor musun? Uygun zaman geldiğinde Ozan'a bunları söyleriz diyordu. Ozan'ın hayatı zaten kaymış, bir de seninki kaymasın diyordu. Şu gözlerini aç da şu gerçekleri bir gör artık, ne olur ya! Berçin! Sus artık! Allah'ım saat 5'e geliyor. Görüş saati bitecek. Ne olur yardım et bana lütfen, sevgilime gideyim. Ne olur, bana çok ihtiyacı var lütfen. Araba geliyor. Yetişeceğim. Yetişeceğim Ozan. Seni yalnız bırakmayacağım aşkım. Çiçek tamam. Biletler tamam. Bir tek Eylül'ü alıp uzaklara gitmek kaldı. Sonunda kavuşuyoruz sevgilim. İnşallah babam gidişime çok üzülmez. Ama yok, üzülmez. O da kızının mutlu olmasını ister. Sevdiğine kavuşmasını ister. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Eylül'ü seviyorum demiş. Onunla uzaklara gideceğiz demiş. Yaparsın. Resmen beynini yıkamış bu kız senin. Gözünü kör etmiş. Ama yok. O kadar kolay değil. Yağız'ı benden alamazsın Eylül Hanım. O kadar kolay değil. Avucunu yalarsın. Ne işin var benim odamda? Öldüm Nurhan. Belim koptu. Allah Allah, ev tıka basa eşya dolu. Bu Sibel Hanım neyin alışverişini yapıyor hala anlamadım. Aman, o da öyle mutlu oluyor demek ki canım. Bize ne? Hadi iç ilacını iç. Hadi.
Hadi. Geç sen de otur biraz dinlen. Ne oldu? Evle mi canı sıkıldı? Yine dertli gibisin. Aman Eylül'e canım sıkıldı. Neye sıkılacak başka? Yok Yaşar yok. Benim içime sinmeyen bir şey var. Bu çocuk bizden bir şey saklıyor gibi. Nasıl bir şey? Ne bileyim Yaşar, bilemiyorum ki. Aha böyle şuramda hissediyorum. Bir derdi var çocuğumun canım. Allah Allah. Yine benim bilmediğim bir şey mi var Nura? Söyle. Sen gittikten sonra ben çektim bununla konuştum. Aha böyle içimden ne geçiyorsa açık açık söyledim. Yavrum dedim, bak eğer sen orada mutsuzsan dedim. Eğer olmuyor gibiyse bu iş, boşan çık gel eve dedim. İyi demişsin, o ne dedi? Ne diyecek? İyiyim ben dedi, idare ediyorum anne dedi. Ne var bunda, üzülecek bir şey yok ki. Ya Yaşar, anlamıyor musun? Beni üzmemek için öyle söylüyor çocuk. Yoksa orada mutlu falan değil. Bir de giderken fotoğraflarını aldı. Beraber fotoğraflarımız var ya onların. Sevdiği eşyalarını falan topladı. Yok yok, bu kız orada mutsuz. Burayı özlüyor. Yabancılıyor orayı. Eğer öyleyse çeker kapıyı çıkar buraya gelir. O her şeyden önce bizim evladımız. Bizim ona sahip çıkmamız gerekir. Bunda üzülecek ne var Nura? Ama ne bileyim işte. Üzülüyor. Ay neyse. Hadi sen yat dinlen de. Benim işim gücüm var zaten. Bir şey lazım olursa ses et, ben gelirim. Üzülüyorsun ama gerçekleri öğrenince bana teşekkür edeceksin. Sevgilim. Ozan, hadi Ozan, hadi aslanım. Gitti aslanım. Kendine gel. Ozan. Durun, durun lütfen yardım edin. Sana söyledim aslanım, burada araba bulamazsın. Dua et çalıştırdım, yoksa burada soğuktan donardın. Ellerim buz gibi olmuş. Hadi bin. Saat 5'i geçmiş. Görüşü kaçırdım. Hadi Aslım, hadi, hadi. Ozan da beklesin dursun artık. Hala açmıyor telefonunu. Başına bir şey mi geldi yoksa? Hediye, tamam sakin ol. Hemen kötü şeyler düşünüp üzme kendini. Bekleyelim biraz. Ozan'ın yanına gidiyorum diye çıktı evden. Oraya gitmediğine göre kesin başına bir şey geldi. Polise mi haber versek, kızım kayboldu diyeyim. Hediye lütfen, kocaman kız. Birkaç saat telefonunu açmadı diye polis mi aranır? Sen bir otur şöyle. Otur.
Okulu aradım. Güvenlikle görüştüm ama bugün kampüse hiç uğramamış. Belki özel bir işi vardır Jülide Hanım. Ne gibi özel bir iş? Anlamadım. Şimdi Aslım Hanım genç ve güzel bir kız. Belki gönlünü başkasına kaptırmıştır. Yani Ozan Bey'i de sizi de üzmemek için söyleyemiyordur. Telefonu da o yüzden açmıyor olabilir. Bence siz gereksiz yere endişe ediyorsunuz. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Hakkında konuştuğun kız benim gelinim. Haddini bileceksin, terbiyesiz. Çok soğuk. Umarım Eylül dışarıda beklemiyordur. İnşallah eve girmiştir. Nerede bu telefon? Allah Allah. Of, Yaz niye açmadı ki? İşi falan mı çıktı acaba? Ay, gecik olsa haber verirdi. Kızım, ne işin var odamda, bir şey desene. Nermin teyzeciğim, telefonun sesini duydum da kimse açmayınca ben bakayım dedim ondan. Aa, bu çocuk telefonu almamış mı yanına, unutmuş mu? Hayır, nereye gideceğini de demedi, ben merak ederim şimdi. Eylül arıyor. Niye arıyor bu şimdi Yaz'ı? Alo Yaz, neredesin? Yaz telefonunu evde unuttu. Niye arıyorsun sen Yaz'ı? Ne diyeceksen bana de. Yok, ben bir şey demeyecektim. Önemli bir şey değil, kusura bakmayın, rahatsız ettim. Siz sonra onu aradığımı söylersiniz, olur mu? İyi günler. Allah Allah. Yine niye arıyor ki bu kız? Geçiştirdi, kapattı. Niye aradı ki şimdi bu Yaz'ı? Galiba bununla ilgili Nermin teyzeciğim. Bu ne? Yağız'ın veda mektubu. Eylül'le Yağız kaçıyorlar. Kaçıyorlar mı? Tamam Fatih. Ben burada ineyim. Çok yaklaştık zaten, biri görmesin. Tamam sevgilim, nasıl istersen. Aslım, sen kötü bir şey yapmadın. Sadece kalbinin sesini dinleyip beni seçtin. İnan bana, bir gün herkes inanacak. Kimseyi kırmadan, üzmeden yaşayacağız aşkımızı. Ozan için de üzüldüğünü biliyorum. Haklısın. Ama inan, o da aşkımızın samimiyetini görünce, seni ne kadar mutlu ettiğimi görünce anlayacak mısın? Pardon, haklısın. Birisi görebilir. Tamam, o zaman ben müsait olunca arayacağım seni. Tamam. Görüşürüz. Pislik. O zaman orada aklını yitirecek. Gönül eğlendirme peşinde. Bir de utanmadan belli olmasın diye uzaktan iniyor arabada. Ben sana gösteririm ama. Göstereceğim sana.
Telefonu bir yerde mi düşürdüm acaba? Bu şirket telefonu. Mektubu okudular galiba. Nişanlandım, çok üzülmemiştir. Efendim baba? Yağız. Yağız, annen çok kötü. Ne olur hemen gel. Melek, ne oldu? Bilmiyorum. Bilmiyorum, ben odasında bayılmış buldum. Yatıyordu yerde. Adnan amcayı da aradım, ulaşamadım Yağız. Yağız ne olur gel, Nermin teyze çok kötü. Tamam bak, tamam. Sen başından ayrılma, tamam, ben geliyorum hemen. Bir dakikada nasıl geldi aklına bu oyun? Geliyor muymuş? Geliyor Nermin teyzeciğim. Üzülmeyin siz. Gelsin. Gelsin de evli barklı kadınla kaçmak ne demekmiş bize de anlatsın. Biz kızımızın başına bir şey mi geldi diye meraktan ölüyoruz. Bu hat sizin ettiği lafa bak. Jülide, tamam, sakin ol. Nasıl sakin olayım? Herkes yerini bilecek. Niyetim sizi kızdırmak değildi Jülide Hanım. Ben sadece olabilir mi diye dedim. Ya belki başka birisiyle. Olur mu hiç öyle şey Şule Hanım? Aslım asla Ozan'ı üzecek bir şey yapmaz. Asla. Bırak hep bir açıklama yapma şu kadına. Şule Hanım. Siz bu evde sadece bir çalışansınız. Birinin hakkında atı tutarken ağzınızdan çıkanı kulağınız duyacak. Haddinizi bileceksiniz. Jülide. Bırak Tarık. Topla pulunu pırtını, terk et bu evi. Kovuyorum seni. Ne bakıyorsun? Defol git. Jülide, biraz sakin olsan sen de. Bak fenalaşacaksın yine. Evet evet. Hadi gel, ben seni odana çıkarayım. Yok, ben kendim çıkarım Tarık. Sinirlerim bozuldu. Bir ağrı kesici alıp uzanacağım. Bir gelişme olursa bana haber verin. Tamam. Kim kimi kovuyor göreceğiz Jülide. Yedireceğim sana bu lafları. Merak ettik seni. Bu kim ya? Efendim? Alo sevgilim benim. Telefonumu evde unuttum. Şirketin telefonunu buldum, ondan aradım seni. Ay sevgilim, neredesin? Korkmaya başladım ben de. Ne yaptın? Yaklaştın mı? Geliyor musun? Önce bir eve gitmem gerekiyor. Melek aradı. Annem fenalaşmış. Görmem lazım. Hadi ya. Ne olmuş ki? Mektubu falan görmüş de ondan mı üzülmüş acaba? Bilmiyorum ki. Mektup olsaydı bahsederlerdi. Ama mektupla ilgili olduğunu sanmıyorum. Ya, annemin ara sıra migreni tutuyor. Onunla ilgili olabilir. Tamam bir tanem. Çok geçmiş olsun. O zaman ben içeride bekleyeyim, olur mu? Çok soğuk çünkü. Tamam sevgilim. Ben de telefonumu almış olurum. Çok oyalanmadan geleceğim. Görüşürüz. Lan bu İzzet kağıt çalıyor ama. Enselemem an meselesi. Bu ne diye arıyor beni ya? Alo. Alo. Koray abi neredesin sen? Kahvedeyim, ne oldu? Abi karın başkasıyla kaçıyor, sen dışarılarda dolaşıyorsun. Çok güzel vallahi. Kızım ne diyorsun sen? Ne kaçması? Bana bak, Eylül hakkında doğru konuş, vallahi kulağını keserim senin ha. Vallahi abicim, sen böyle oyalanmaya devam edersen Eylül meylül kalmayacak, haberin olsun. Yağız mektup bırakmış Eylül'le kaçıyoruz diye, haber vereyim dedim. Ne diyorsun kızım sen? Nasıl kaçıyorlar? Nereye gidiyorlar? Orasını bilmiyorum Koray abi. Her zamanki yerde buluşuruz deyip çekip gitmişler. Ay bir şeyler yap hadi ne olursun. Bak ben senin evliliğini kurtarmak için elimden gelen her şeyi yaptım.
Artık senin bir şeyler yapman lazım. Namusun iki paralık olmadan bir şeyler yap, ne olursun. İkisine de gösteririm ben. İkisinin de canını okuyacağım. İçip içip dolaşacağım ama gitti bir işe yarar. Aptal herif. Öldüm Berak'tan. Neredeydin? Şeydeydim ceza. Görüşe de gitmemişsin zaten. Başına bir şey geldi zannettim. Geç. Geç otur şöyle hadi. Şey yüzünden. Aslım. Cezaevini aradık. Gelmediğini söylediler. Az kalsın polisi arıyorduk. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Aa! Sen ne arıyorsun burada ya? Niye haber vermiyorsun sen hastaneden çıkarken? Hastane mi? Aslım cezaevine giderken yolda düşmüş bayılmış. Allah'tan bizim okuldaki kızlar görmüş onu. Hemen tanıdılar. Aradılar beni, apar topar hastaneye götürdüm ben de. Kızım niye söylemiyorsun hastanede olduğunu? Ne oldu? Ne dedi doktor? Bir şey mi varmış? Kızım iyi misin? Ben iyiyim anneciğim. Demek o yüzden gidemedin görüşe ha? Demek o yüzden gidemedin görüşe. Ay canım benim. Göstereceğim ben onu hizmetçiyi. Herkesin önünde beni azarlamak neymiş göreceksin Jülide Hanım. Anne tamam sakin ol, konu komşu duyacak ya. Duyarlarsa duysunlar be. Bıktım bu hayattan da, bu apartmandan da. Fatih ben çok sıkıldım bu oyundan artık. Bir an önce bizim olanları geri alalım istiyorum. O Jülide denen kadının belasını bulmasını istiyorum. Olacak anneciğim. Hepsi olacak. Otur şöyle sakin ol. Sen, ben, Aslım. O evde mutlu mesut yaşayacağız. Merak etme. Hizmetçi parçasıymışım ben. Lafa lat ya. Fatih, bir an önce bitireceğiz bu işi. Benim artık daha fazla sabrım kalmadı. Jülide ile Tarık'ı beş parasız kapının önüne koymanın vakti geldi. Bizim olan her şeyi söke söke geri alacağız. İşte o zaman yerini bilmek ne demekmiş görecek Jülide. Oluyor Yağız. Anne. Sen hasta falan değilsin. Siz bana yalan mı söylediniz? Oğlum. Mecbur bıraktın beni. Bu mektup ne demek oğlum? Mektup bırakıp gitmek ne demek? Niye yaptın bunu? Hem de Elin evli baktı karısıyla. Niye? Niçin olduğu mektupta yazıyor zaten. Ben Elin'i seviyorum. Ölene kadar da onu seveceğim. Bu yüzden şimdi onunla gidiyoruz. Baş başa. Yeni bir hayat kurmaya gidiyoruz. Nasıl işlemiş oğlum pis yılan. Bunun hesabını sorarım senden Eylül. Oğlum, bu bize yakışır mı? Evli kadınla kaçıp gidersen arkandan neler söylerler bir düşün. Yapma gözünü seveyim. Resmen ahlaksızlık bu. Kadın evli, evli. Aklını başına topla. Mecbur kaldığı için evlendi zaten. Sevdiği için değil. Niye mecbur kaldı? Hamileydi çünkü. Heriften hamile kaldı. Sonra da evlendi adamla. Sen de tutmuşsun bu kadınla. Yanlışım var baba. Eylül karnında benim çocuğumu taşıyordu. Onun kaybettiği bebek bizimdi.
ikimizin de. Koray'ın değil. Kızım şimdi doktor ne dedi tam olarak? Ha? Sen öyle durduk yere bayılmazsın. Aç mıydın yoksa? Ne yedin en son? Ne zaman yedin? Sevgilisiyle göl kenarında balık. Ah kızım bizi niye aramıyorsun? Anneciğim ben iyiyim merak etme. Cezaevinden arıyorum. Alo? Ne? Tamam. Geliyorum. Ozan'a mı bir şey olmuş? Ozan sinir krizi geçirmiş. Ben hemen gidiyorum. Ben de geleyim. Aslım, sen hastasın. Ayrıca Jülide ve benim dışındakilere özel izin gerekiyor. Evet kızım, senin dinlenmen lazım. Sen bize haber verirsin Tarık. İnşallah önemli bir şey yoktur. Tamam tamam. Ben Jülide'ye haber veririm. Eylül de bizim bebeğimizdi. İkimizin bebeğiydi. Ama niye gitti başkasıyla evlendi o zaman? Babam yüzünden. Ne saçmalıyorsun? Benimle ne alakası var? Kızın kendisine de ailesine de etmediğini bırakmadın. Yalancı şahitlerle haklarını yedin. Evlerini bastın, onları tehdit ettin. Onları korkuttun baba. Eylül beni de senin gibi zalim zannettiği için evlendi o adamla. Mecbur kaldığı için. Herkes her şeyin farkında baba. Giderek boş yere kavga etmeyelim. Bu bir sahte bir evlilik. Koray Eylül'e elini sürmedi. O benim kadınım. Benim sevdiğim. Sırf sahte bir evlilik yaptı diye onu ortada bırakamam. O evlilik bozulacak. Ben Eylül'le yuvamı kuracağım. Bu kadar. Eğer gidersen bir daha oğlum demem sana. 5 kuruş da para vermem. İyi düşün. Ne ağalığın kalır, ne evlatlığın. Mirasımdan men ederim. Gözümde marabadan bir farkın olmaz o kapıdan çıkarsan. O kızla sersefil 5 parasız yaşar gidersin. İyi düşün. Sevgilim gel artık. Gel de bir an önce gidelim şuradan. Ya biliyorum sizinlerle buluştunuz. Ama ikinizi de buraya gömmez miyim? Eylül Hanım. Kocanı bırakıp kaçmak neymiş ben göstereceğim sana. İyi düşün. Aşk dediğin şey 3 günlük eğlence. Sonra araba yok, ev yok, Adnan Ağa'nın balya balya harçlıkları yok. Ne oldu güzelim Rüya? Kabusa döndü. El kızı parasız durur mu? Bir anlık heves için hayatını çarçur etme. Otur oturduğun yerde. Oğlum. Bak baban doğru söylüyor. Hadi öp elini de barışın. Aramızda böyle tatsızlık olmasın. Hadi bize yakışmaz.
şoförü bir al. Ne oluyor? Acını dindiriyorum. Madem derdin para. Şu paraları al. Şu kredi kartlarını da al. Bak. Bu kafenin anahtarı. Bunu da al. Hatta yukarıda bozukluklar var. Kumbaranın içinde. Onları da al, tamam mı? Al ki hesap kapansın Adnan Bey. Ben sevdiğim yanına gidiyorum. Teyzeciğim sakin olun, tansiyonunuz çıkacak. Ne olur sakin olun. Yağız sizi bırakıp gitmez hiçbir yere. Sakin olun lütfen. Zırlayıp durma sen de. İki gün parasız kalsın da aklı başına gelir. Sonra yalvar yakar geri dönecek zaten. O zaman sorarım ona. Artistlik nasıl yapılıyormuş? Şerefimle, namusumla oynamak neymiş göstereceğim ben size. Aa. Bak burada ne var? Eski kiracıdan kaldı herhalde. Bizim olsun mu bu? Biz bakalım. Tamam, olsun. Ver bana. Şöyle bir yere koyalım. Burada güneş görsün. Burası da su veririz. Olur mu? Biz seni burada mı unuttuk? Sen de bizimle gel, olur mu? Eylül! Yaşar. Hadi kalk anacığım, bak gece uyuyamayacaksın sonra. Yaşar. Yaşar. Ana, çok muydun Nurhan? Saat kaç? Yok be yok, anca bir saat uyumuşsundur da gece uyuyamazsın diye kaldırayım dedim. İçim geçmiş. Nurhan. Bu ne? Neymiş? Aa. Hayır olsun inşallah. Mektubun ne işi var bizim yatak odasında Yaşar? Anlamadım ki. Dur, dur şu kapıya bakayım da. Dur ben de merak ettim, bir okuyalım onu. İyi misin? Abi, o kızın söylediklerine inanma. Aslıma iftira atıyor. Aslım senin tanıdığın kadınlara benzemez. O sevdiğine sırtını dönmez. Bırakmaz. Berçin'in iftirası bunlar. Hı hı. Sen dinlen biraz. Ben de markete kadar gideyim, bir şeyler alayım. Bir çorba yapayım. İyi gelir sana. Sen merak etme Hediye teyze. Ben Aslım'a göz kulak olurum. İçi rahat olsun. Tamam canım, sağ ol. Kardeşler sonuçta. Birine bir şey olunca öbürü dayanamıyor.
anlattın bunu? Neden bayıldığını söyledin? Pis düzenbaz. Her şeyi biliyorum ben Aslım. Fatih'le karıştırdığını biliyorum. Ozan. Annem. Ne oldu sana ya? Anne sen niye geldin buraya? Ben çıkacaktım zaten. Oğlum kriz geçirdiğini söylediler. Çok korktuk. Sen Aslım gelmedi diye mi üzüldün? Ha? Yoksa canını sıkan başka bir şey mi var? Bir şey olduğu yok anne. İyiyim ben. Ha, Aslım'ın annesi rahatsızlanmış Hediye. Onu hastaneye kaldırınca o yüzden yetişememiş. Ya. Berçin buradaydı. O başka şeyler söyledi. Onun söyledikleri delirtti beni. Berçin mi? Aslım Fatih'le berabermiş. Buraya o yüzden gelememiş. Sevgililermiş. Bunları duyunca delirdim. Alo. Eylül aradı mı seni hiç? İyi tamam. Tamam yok bir şey ya kapat. Ulan bu ihanetin hesabını sormaz mıyım ben lan? Ulan Yağız çakalı. Seni bulayım senin gırtlağını sökeceğim lan. O zaman anlayacaksın evli barklı kadına iş olmak neymiş. Lan biz şerefimizi yolda mı bulduk? Geldim, geldim. Nalan Hanım tatile gidiyormuş da kedilerin yemeğini veriver dedi. Gel otur. Sesli oku ha. Okuyamıyorum ki. Gözlüm nerede? Ne bileyim Yaşar, buraya bir yere mi çıkardın ki? Masanın üstündeydi. Dur dur, yatak odasında o. Dur ben gidip alayım geleyim. Herkese her şeyi anlatacaksın. Buradan Berçin. Ya sen rahat bıraksana beni. Ne istiyorsun kızım benden? Bana bak. Herkese her şeyi tek tek anlatacaksın, anladın mı? Ozan bütün doğruları öğrenecek. O çocuk senin yüzünden hapishanelerde çürüyor ama sen hala onun duygularıyla oynuyorsun. Berçin, korkutuyorsun beni, yeter. Herkese her şeyi anlatacaksın. Sonra da defolup gideceksin hayatımızdan. Hava buz gibi, dondum vallahi gidip gelene kadar. Sen niye kalktın? Anneciğim, niye zahmet ettin sen? Ne zahmeti kızım? Alt tarafı bir çorba yapacağız, birlikte içeceğiz. Bana bak, ama sonra doktora birlikte gideceğiz, tamam mı? Ben kafayı taktım bu bayılma işine. Evet, bak Aslım. Bu işleri soruşturmak lazım, araştırmak lazım. Doktor önemli. Kızım sen nereye gidiyorsun? Benim küçük bir işim var da. Gitmem lazım. Çorba yapacağım dedim ya, 2 dakikaya hazır olur. Yok yok, size afiyet olsun. Herkese her şeyi anlatacaksın. Yoksa seni gebertirim. Sen hala burada mısın? Ne istiyorsun benim oğlumdan sen? Ne istiyorsun söyle! Jülide dur, ne yapıyorsun? Ya Jülide teyze ya, bırak, ne oluyor? Sen ne olur gayet iyi biliyorsun. Yalancı, numara yapma bana. Ne istiyorsun bu çocuklardan sen? Derdin ne söyle? Jülide ne yapıyorsun, bırak çocuğu. Ozan niye kriz geçirmiş biliyor musun? Bunun yüzünden. Yine iftira atmış Aslım'a. Cezaevine girmiş nişanlısıyım diye. Aslım'la Fatih sevgililer. Aslım seni o yüzden ziyarete gelmiyor demiş. Delirtmiş çocuğu zorla. Thank you.
Siz bu evde sadece bir çalışansınız. Birinin hakkında atıp tutarken ağzınızdan çıkanı kulağınız duyacak. Haddinizi bileceksiniz. Güzel. Durumu önce Mümtaz Bey'le Jülide Hanım'a, sonra da Tarık Bey ve ailesine tebliğ edin. Şirketi ve evleri bir an önce boşaltsınlar. İşte bu kadar anneciğim. Yolun sonuna geldik. Zafer bizim. O zaman Jülide Hanım'ı kovma sırası bende. Aynen öyle anneciğim. Yıllar sonra hesap sorma sırası sende. Eylül! Eylül neredesin? Koray. Hadi herif bir şey mi yaptı yoksa? Eylül! Yaz. Neredeydin Eylül? Ses çıkarmayınca çok korktum. Koray sana bir şey yaptı sandım. Yapamadı sevgilim. Saklandım. Burada mıydı? Peşimizden gelmiş. Sonra evde kimseyi bulamayınca çekip gitti. Ama çok korktum. Ben sana kavuşamadan bana bir şey yapacak diye ödüm koptu. Seni kollarımdan kimse alamaz Eylül. Korkma. Bundan sonra kimse yok. Biz varız sadece. İkimiz varız. O ne ya? Şey, bak balkonda kimi buldum. Eski kiracı. Evet. Az kalsın onu unutuyorduk. Otobüsü 6:30. İki kişi. Ulan ben size gösteririm. Şerefsizler. Demek Eskişehir'e gideceksiniz ha? Kaçın bakalım, kaçın. Cehennemin dibine gitseniz bulacağım ben sizi. Versen çantanı, yorulma. Hayatım, bagaja koyacağız zaten. İki adımlık yer, gerek yok. Araba artık yok da o yüzden. Anladım, tamam, önemli değil. O zaman sen kaktüsü al, ben de çantayı taşıyayım. Hazır mısın sevgilim? Her şeyi geride bırakıp yanına gelmek istiyor musun? İstiyorum sevgilim. Her şeyden çok istiyorum hem de. Hayat karşımıza ne türlü zorluk çıkarsa da çıkarsın. Ben hep seni seveceğim. Senin için mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Unutma. Biliyorum. Bu yüzden içim çok rahat zaten. Şimdiye kadar bin bir türlü yalan söyledin. Bir sürü iftira attın ama olmadı işte. Ayıramadın bu çocukları. Bari oğlum cezaevindeyken düş yakasından. Rahat bırak çocuğu. Berçin, doğru mu bu? Ozan'a Aslan'la ilgili iftira attın mı? Artık rahat bırakacaksın bu çocukları. Duydun mu beni? Bir daha gelinime de, oğluma da sataşırsan karşında beni bulursun. Aslım, sen bir şey söylemeyecek misin? Hı.
Sen nereden çıktın? Eşyalarımı toplayacaktım. Bir an önce topla ve defol git bu evden. Yeter artık. Bundan sonra çocuklarıma laf ettiğinizi duymayacağım. Onlar benim ailem. Onlar benim çocuklarım. Sizin gibi terbiyesizlere kurban ederim. İyi misin? Sakinleştin mi biraz daha? Yarım saatte serum bitermiş. Ondan sonra koğuşa geçebilirsin dedi doktor. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bana mı? Kimden? Bugünkü gelen kız vardı ya. O göndermiş galiba öyle. Kim bilir nasıl bir iftira hazırladı yine. Bir an olsun düşünür Berçin. Bir an olsun düşünür bu çocuk dört duvar arasında cezaevinde ömrünü tüketiyor. O durumdaki bir insana zarar verince eline ne geçecek? Zaten yeterince iftirayla, yalanla zarar verdin. Bari şimdi rahat bırak çocuğu. Jülde teyze, bakın bilmediğiniz şeyler var. Bana haksızlık ediyorsunuz şu anda. Benim asıl amacım Ozan'ı üzmek falan değildi. Berçin, tamam artık. Bu yaptığının savunulacak bir şey yok. Yürü gidiyoruz. Baba, ben aslında... Berçin! Çık dışarı dedim. Ne diyeceğimi bilmiyorum Jülde. Berçin adına özür dilerim. Gerekirse cezaevi yönetimiyle konuşup Berçin'in bir daha ziyaretçi olarak alınmamasını sağlarım. Galiba en doğrusu bu Tarık. Çocuğu iğneyle zorla sakinleştirmişler. Yazık. Nasıl üzüldüyse. Hadi gel. Gel yukarı çıkalım. Dinlen biraz. Sakinleş. Şubat Salı. Fotoğraflar bugün çekilmiş. Demek aslında Fatih'in yanındaydı. O yüzden beni görmeye gelmedi. Gerçek aşk, gerçek sevgi varsa eğer, o hikayede imkansız yoktur. Aşk imkansızı dinlemez. Anneannemin bahçesinde çiçek açmayan o gülübrişim, sevdalı çınarının yanında çiçek açtı. İnsan gerçekten severse, yalansız bir sevdaysa yaşadığı, anca sevdiğinin yanında mutlu olabilir. Sadece sevdiğinin yanında çiçek açabilir. Sadece onun yanında yaşadığını anlayabilir. Hayat umuttan ibarettir. Gerçekten istersen, gerçekten seversen ve sevdiğinden umudunu yitirmezsen, senin de gönlün çiçek bahçesine döner demiştim bana baba. Sonunda ben de sevdiğime kavuşuyorum.
Yeniden çiçek açıyor yüreğim. Belki bana kızacaksın. Belki affetmeyeceksin. Ama ben Yaz'dan başka kimseyi sevmedim. Sen mutluysan ben de mutlu olurum demiştin. Baba, ben Yaz'la çok mutlu olacağım. Bir gün beni anlayacağınızı biliyorum. Sizi çok seviyorum. Her zaman da çok seveceğim. Canım ailem benim. Hoşça kalın. Bütün o felaketler, kabuslar, hepsi geride kaldı. Biz artık hep mutlu olacağız, değil mi? Mutlu olamasak bile birbirimizi çok seveceğiz. Hayat karşımıza ne çıkarırsa çıkarsın, birlikte göğüsleyeceğiz. Yan yana olacağız. Göğüsleriz sevgilim. Hem bana senin yanında olmaktan daha büyük bir mutluluk yok ki.